Babası ne zaman balık tutsa bu çocuğa biraz kurbağa getirirdi. Arka bahçede evcil hayvan varmış gibi küçük bir çit inşa etmişlerdi. Onları şöyle bir görmeye çalıştığımızda hemen annesini çağırdı. Gerçekten pek bir sümüklüydü. Ona iyice gıcık olmuştuk. Böyle bir aygırı hiç duymamışsınızdır. Sümüksü piçler. Zıp zıp zıplıyor, dışarıya çıkmayı istiyorlardı. Aylen, bak otur. Ben sadece müdürenin sana verdiği 500 doları çarçur etmemeni istiyorum o kadar. Otobüste seni kafalamaya çalışan yaşlı adama ne yaptığını düşünüyorum da. Kızıdır. Sonra ondan yaşına kadar bu kalda tamam, buraya yapacak. Tamam. Hey, aklından geçen burası mıydı? Evet. Gel buraya! Bu oyunu zaptedelim. Daha sonra tekrar kontrol edeceğiz. Bunun için senin rapor atman gerekir. Kendi bıraktı herhalde. Kendi bırakmadı. O halde kimin şapkası? Aynı. Bu kimin şapkası? Allah doğrayın! Onun adını ağzına ama! Oh, onun adını ağzına ama! Sakın bak! Seni uyarıyorum! Sakın bir daha Dorin'in adını ağzına ama! Ama telefon rehberim yok. Yani bir tarih var ama yatağımı düz tutmaya yarıyor. Numarayı almıştım. İyi o zaman. Şartlı tahliye memurumu aramam gerekiyor da. Don't need a thing. If we let that swing. Van Bölge Tiyatrosu çalışanlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok desteklediler, sağ olsunlar. Ve tamamen yerli ve milli oyuncularla bu projeyi gerçekleştirdik. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bizim misyonumuz gereği kentin sanatla ilgilenen dinamiklerine işte biz de bir emeğimiz ne kadar oluyorsa bunu vermeye çalışıyoruz. Bir proje kapsamında da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bağlamında bir proje gerçekleştirelim istedik ve arkadaşlarımız da bunları yaptık. Yeniden başlarken projesi 3 tane ayağı var. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Konferansı çıktı Sema Sancak hocamızın. Sonra Aslı hocamızın fotoğraf sergisi, oyun ve sonrasında da bir bilimsel makaleyle bunu final yapacağız. Tamamen yerli ve milli oyuncularla bu projeyi gerçekleştirmeye çalıştım. Bizim misyonumuz bu. Biz bir üniversiteyiz. Buradan buranın dinamiklerine yönelmek, buranın dinamikleri üzerine emek vermek misyonumuz bizim bu. Kendimizle ilgili herhangi bir şekilde bir kariyer şeyimiz falan yok ama buranın gençlerini sanatla, estetikle dop dolu bir dünya kurmak istiyoruz onlarla birlikte ve bunu yapmaya çalıştık. Eksikliklerimiz olur, sıkıntılarımız olmuş olabilir ama tamamen buranın malzemesiyle çıkmış ve hayata geçirilmiş bir proje bu. Mart ayı kadınlar için önemli bir ay biliyorsunuz. 8 Mart'ta başlayan bir dizi etkinliğimiz oluyor. Doktor öğretim üyesi Sabri Şenol'un yürüttüğü ve moderatörlüğünü yaptığı, koordinatörlüğünü yaptığı bir projeydi aslında bu. Çıkış isimli oyunun sahnelenmesi projesiydi. Fakat bu projenin farklı çıktıları da oldu. Bir tane panel oldu. Benim fotoğraf sergim oldu. Bir tane makale çıktısı olacak. Böyle çıktıları dallandığı için çok kıymetli bir proje haline denk geldi. Aslında ilk 8 Mart'ta oynandı fakat çok yoğun bir ilgi ve talep olunca biz bunu devam ettirelim ve fotoğraf sergisinin ardından bir defa daha sahneleyelim istedik. Bugün üçüncü oynanışı, yoğun bir ilgi var görüyorsunuz. İnşallah devam eder Mart ayı boyunca. Ben buradan Sabri Hoca'ya, 100. Yıl Üniversitesi'ne, Rektör Hoca'mıza, Bilimsel Araştırmalar Projesi Başkanlığı'na, Van Bölge Tiyatrosu'na hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şeyde de vardım, Arnavut'ta da vardım.